Şimdi şöyle, birincisi bizim gerçekten yediğimiz gollere baktığınızda bireysel goller. Yani bireysel hata çok yapıyoruz. Yani biraz önce de size izah ettim ben. Ölü top, yani adı üstünde ölü top yani. Kornerden top geliyor, bunu herkes bakıyor. Adama şöyle dokunsan bile adam vuramaz. Bunu yedik yani, yiyoruz da özellikle. Ve hatta bizim şu anda benim tespit ettiğim ve şu anda bizim CD'mizde duran, yani seyrettireceğimiz şey olan bütün yediğimiz goller. Bu seneki kadar bireysel hatadan gol yemedik bugüne kadar. Hiç yemedik. Ama maalesef bu sene gerçekten bireysel hatadan goller yiyoruz. Yani bulundukları yer iyi, bizim dediğimiz şekil. Ama ya adam ondan önce vuruyor, ya adamla topu kaybediyoruz. Öyle goller yedik. Yani onda da tabii ki bireysel hatada da maalesef çalıştırırız ama yapacak sahada bir şey yapamayız yani. Ancak oyuncu değiştiririz. O olmadan o oyuncu gelir yani. Böyle bireysel hatada düzeltme biraz zor olur. Düzeltiriz ama aynısını yine yaptığı zaman o zaman oyuncuyu değiştirmen gerekiyor. Yani bizim çalışma şeyimiz zaten çok iyidir. Hiçbir zaman da böyle eksiksiz çalışırız ama maalesef maçlarda inanılmaz şekilde oluyor. Örnek vereyim ben size. Mesela bugün ben diyorum öne çıkın ama bir türlü öne çıkamadık. Yani biz kapanmak istemiyoruz ki. Öne çıkma, gol atmamız lazım bizim. Hele hele ikinci yarı daha da. Ama ikinci yarı baktığımız zaman böyle tam böyle alabilecek oyuncum da yok elimde. Yani o yüzden değiştirebilirdik de farklı bir orta saha oyuncusu koyabilirdik. İşte Haris'in sakatlanması da büyük bir problem oldu bize. Çok iyi giderken o sakatlandı, oyundan çıktı. O zaman sıkıntı başladı. Fred belki de tam ısınmadan maça girdi. O şey... Ha şimdi Max Gradel ve şeylerin kartlarına gelince de kırmızı kart olayında Hakan'ınkini görmedim. Ama Max Gradel'in yaptığı, önce İtalya'da yaptığı çok yanlış. %100 hatalı. %100. Vurmaması gerekiyordu orada. Orada vurdu. Yani oradaki bir mücadeleden kaynaklanan bir şeydi. Ama Max Gradel'in İstanbul Spor maçındaki kırmızı kartını hakem arkadaşımız bilerek verdi. Benim fikrim. Çünkü orada Max Gradel bir şey yapmadı. Max Gradel kaleci geç başlıyordu ve onu gösterdi. Niye çabuk başlatmıyorsun diye. O da geldi kart gösterdi. Ama ondan sonra Max Gradel haklıyken haksız duruma düştü. Gitti hakem alkışladı. Hakem alkışladığın zaman da bu kırmızı karttır. Ben ona dedim ki sen bilmiyor musun bunun dedim, kırmızı kart olduğunu dedim. Cevap bile vermiyor. Anladın mı? Yani oradakinde de hatalı. Onda da işte mağlubuz. Biz bir an önce başlasın ki maçı işte başlayalım diye. İşte itiraz o. O hakem gelip ona konuşacağına kaleciye çabuk demesi gerekiyor. Kaleciye kart göstermesi gerekiyor. Geliyor ama Gradel'e gösteriyor. Yani bu bana göre yanlış yapılan bir şey. Çok ayıp etti hakem. Çok terbiyesizlik yaptı o kartı göstermekle. Ha bugünkü Hakan'ınkini görmedim. Hiçbir şey diyemem. Belki onda bir mücadeleden falan kaynaklanıyor olabilir yani. Ama bir, ne Hakan bilerek vurur ne de Max Gradel bilerek vurur öyle. Ama böylelerinde tabii ki mutlaka bir ceza verilecek yani. Başka sorumuz var mı? Ya şimdi bakın biz sahamızda zaten oynamadık. Bak biz bu sene hiç oynamadık bile sahamızda doğru dürüst. En son oyuncular bile hatırlamıyor biz en son ne maç oynadık. Beşiktaş maçı oynadık burada. Sahamızda zaten oynayamıyoruz. Şimdi bir de oyuncuları ya şimdi bu oyuncular size bir sürü şey yaşatmış. Bir sürü şey görmüşsünüz. Avrupa maçı oynuyoruz biz yani lig maçı oynamıyoruz ki ya Avrupa'da İtalya'nın en iyi takımlarından bir tanesi burada. Ve çok iyi takımlarından bir tanesi burada. Buraya gelmiş. Yani bundan daha güzel bir şey olur mu? Ve senin takımın ta sezon başından beri Avrupa'da olan bir takım bizim takım. Avrupa'dayız Avrupa'da. Ve grubunda mükemmel şekilde birinci olarak bitirmiş, lider olarak bitirmiş. Ya bundan gurur duymaları gerekiyor taraftar. Bir tek Ali Şaşal, Caner, Erdoğan yuhlanmaz ki. Şimdi mesela yabancı öyle yuhlansa yabancı mesela Dimik gol attı kendi kalesine. Kimse bir şey demedi. Veyahut da başka arkadaşlar da yapıyor. Ya böyle ayrım olmaz yani. O oyuncuları niye yuhluyorsunuz ki? Bir kere hiçbir oyuncu sahaya kötü olmak için çıkmaz. Artı bu takım diyorum ki bak bazı imkansızlıklarına rağmen biz buralara kadar getirdik takımı. Bizim yaşadığımız bir sürü sıkıntılar var.
Yani biz buralara gelene kadar veyahut da bizim oynadığımız maçlara kadar. Ya ben federasyonun yerinde olsaydım biz İstanbul Spor maçını başka bir tarihe alırdım. Ben İstanbul'a buraya geldim, buradan bir gün sonra kalktım İstanbul'a gittim. Yine deplasmana gittim. Bak üst üste deplasmana gittim. Anladın mı? Yani Sivas'a manevi yönden de destek veren yok doğru dürüst. Onun için ama bir de şimdi geleceğiz burada taraftara maç oynayacağız. Taraftar da oyuncuyu yuhlarsa senin şimdi kritik maçın var. Belki final gibi maçın var. Pazar günü Ankara Gücü maçı. Aynı şey olursa oynamaz ki. Kaleci de oynamaz, oyuncu da oynamaz yani. Çıkmaz sahaya bile çıkmaz. Oynamayalım der yani. O yüzden de yani yaptıkları iş değil taraftarın. Yapmamaları gerekiyor. Biz burada çok başarıları gösterirken bu taraftarla yaptık biz. Onların desteğiyle yaptık. Bizim de desteğimiz oldu. Taraftarın da çok büyük desteği oldu. Beraber Türkiye Kupası'nı aldık. Hep beraber. Yani onun için burada bir başarı yakalanacaksa beraber aynı şekilde yapmamız lazım. Her zaman iyiyken iyi de alkışlarken alkışlarsın da kötüyken oyuncuya esas kötüyken alkışlasana. Şu durumda niye çocuğu o duruma düşürüyorsun? Bu durumda alkışlasana çocuğu. Sahip çıksana takımına. Yani taraftarlık odur. Bu durumda takımına sahip çıkacak. Diyecek ki helal olsun benim takımıma. Buraya kadar beni Avrupa'ya getirdi. Bak ne takımları seyrettik. Bundan önce de üstünedir geliyor zaten takım. Helal olsun mükemmel şekilde. Tamam çok iyi bir takım elendik bitti. Demeleri gerekiyor. Gurur duymaları gerekiyor takımıyla yani. Evet başka sorumuz var mı? Evet Alter Domandı. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.